Şükür oldun ya. Güzel olması lazım. Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün Adıyaman Atlı Spor Kulübü'ne geldik. Bir günlüğüne atlar nasıl beslenir, neler yapılır, ne bakımları var, bunları öğreneceğiz. Atlı Spor Kulübü'nün sahiplerinden Mehmet abi var bugün. Mehmet abi bize yardımcı olacak. Bakalım bugün atların bakımları nasıl oluyor, günlük işleyişleri, beslenmeleri nasıl oluyor, bunları hep size göstermeye çalışacağız. Şimdi hemen videoya geçelim. Şimdi imparatorun yanındayız. Mehmet abi sağ olsun bize yardımcı olacak bugün her konuda. Nesli tükenmek üzere olan atların yeniden vatandaşa sığdırmaya çalışıyor. Burada bulunan atların her biri farklı bir ırktan. Çok güzel. Hepsini tek tek size şimdi göstereceğiz. Bu atımız daha Tayyip. 3 yaşında. Yerli ırkımız Rahvan. Siyahtır. Biz atlara siyah olunca yağız deriz. Adı İmparator. İmparator gerçekten buradaki en güzel atlardan biri. Çok muhteşem, heybetli duruyor. Çok güzel. Şimdi diğer atımıza geçelim. Yan tarafta. Kendi tayımız, kendi ürettiğimiz tay. Bu da Rahvan, yerli at. Bu da 3 yaşında. Bunun adı neydi abi? Bu Aloş. Aloş. Renk ar olduğu için Aloş diyor. Ha, evet. Adı çok güzelmiş. Şimdi diğer atımıza geçelim. Bu atımız 6 yaşında. Bu da Rahvan. Bu da Albey. Albey. Arkadaşlar bu atımızın adı da Albey. 6 yaşında ve gayet heybetli duruyor. Çok çok güzel bir görüntüsü var. Pek sevdirmeye izin vermiyor ama şimdi diğer atımıza geçelim. Hemen gel. Gel. Bu atımızın adı ne Mehmet abi? Bu atımızın adı Yaman. Yaman. Yaman da benekli, böyle yamalı bir çok güzel atımız. Bunun cinsi nedir abi? Bu Apache atı diye geçiyor abi. Apache atı. Bu kaç yaşında abi? Bu da 3 yaşında. Bu 3 tane terlis yaşı. Diğer atımıza geçelim şimdi. Rüzgar. Rüzgar. Benim adım da Rüzgar bu arada. Rüzgar gel. Gel. Rüzgar da yamalı bir at. Bunun ırkı nedir abi? Bunlar kardeşler. Hı hı. Onun ablası. Bu da Apache olarak mı geçiyor? Apache olarak geçiyor. Biz bunu engel atlamada kullanıyoruz. Engel atlama da daha iyi herhalde. Evet. Çok güzel. Bunun adı nedir abi? Rüzgar. Rüzgar. Ha, pardon. Girişte söylemiştik. Ben keserim zaten. Evet. Bu şimdi diğer atımız. Damızlık atımız. Damızlık. Aloş'un annesi. Ha, Aloş'un annesi. Gel. Bunun adı nedir abi? Bu Sultan. Sultan. Sultan harbiden çok heybetliymiş. Bu da damızlık. Bir diğer atımıza geçelim. Maşallah abi, atların hepsi de birbirinden güzel, heybetli, temiz bakılmış. Kartı. Gel. Kartı. Gel. Arkadaşlar bu atımızın adı da Kartı. Beyaz al. Gerçekten çok hoş duruyor. Arap atı mı abi? Arap atı. Arkadaşlar Kartı gerçek bir Arap atı. Harbiden heybetinden de belli oluyor zaten. Kartı kaç yaşında abi? 10 yaşında. 10 yaşında. Sermiyen kaç yaşında abi? Sermiyen 6 yaşında. 6 yaşında. Onun ırkı nedir abi? İngiliz atı. Vay. Sermiyen harbiden İngiliz atıymış. Ne kadar uzun boyluymuş ya. Ben korktum biraz.
Sermiyen kaç yaşındaydı? 6 yaşında. 6 yaşında. Çok güzel. Arkadaşlar ekstradan buraya geldiğiniz zaman hatıra fotoğrafı çekebileceğiniz şöyle güzel hatıra alanları yaratmışlar, fotoğraf alanları. Şöyle gördüğünüz gibi kalpli, çelikli ve aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman oturup dinlenip soğuk bir şeyler, sıcak bir şeyler içebileceğiniz kafeterya alanı da yapılmış ve manzarası da çok güzel gerçekten. Bunları da söylemeyi unutmayalım. Ay. Köpeklerimizden korkmayın. Hop. Adın ne senin? Hop. Hayır. Hayır. Arkadaşlar, pony atlarımız. Bu Shetland. 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 Midilli diye de geçiyor. Shetland. Evet. Midilli. Biz genelde halk arasında Midilli olarak biliyoruz. Karadayı. Karadayı adı kaç yaşında abi Karadayı? Karadayı 5 yaşında aynı zamanda damızlık olarak kullanıyor. 5 yaşında aynı zamanda damızlık olarak kullanıyor. Çok güzel. Bu arkadaşımız? Alacan. Alacan. Şu anda bu. Böyle. Bu şu anda yavru değil mi? Yok. Ona gebe. Yavru. Ha gebe. Şeye. Midilli'ye gebe. Evet. Çok güzelmiş. Bu arkadaşımız, bu da Pony. İsmi Linda. Ne? Linda. Linda. Arkadaşlar, bu arkadaşımızın adı da Linda'ymış. Linda'yı küçük çocuklarda kullanıyoruz, türbin işlerinde. Türbin işlerinde. Evet. Küçük arkadaşlarımız için Linda kullanılıyormuş genelde burada. Bu arkadaşımız, bu Hanzade. Hanzade. Hanzade 1,5 yaşında. Babası. Bak kendine geldi. Bu arkadaşımız kim peki abi? Bu arkadaşımız, arkadaşın... arkadaşımız da şimdi. Bu... İsmi kaldı. Spiker'ı aldık gösterdik. Spiker'ı bak şurada bu da şeyin annesiydi değil mi? Bu Karaca şeyin Hanzade'nin annesi. Hanzade'nin annesi, küçük midilli atımızın annesi. Burada da küçük keçilerimiz var herhalde. Burada iki tane küçük keçimiz var. Şöyle. Arkadaşlar şimdi Linda'yı bakım alanına aldık. Yani tımar alanına. Linda'nın bakımını yapacağız burada. Şimdi Mehmet abi günde yedikleri yem miktarı ne kadar? Bir atın. Her atın yediği farklıdır. Mesela kuyruğun günde 2 kilo atta, 2 kilo da yular. Ara öğün olarak da şey veriyor, yonca veriyor. Ara öğün olarak yonca veriyor. Havuç veriyor. Havuç, yonca. Kuru üzüm veriyoruz. Peki büyük atlarımızın mesela ortalama birinin gibi? Onların daha fazla şeyi var. En başta baktığımız İngiliz atına günde 6 kilo veriyoruz. 6 kilo. Peki abi buraya gelen bir misafirin
at binmek istediğinde verdiği ücret ne kadar ve ne kadar süre binebiliyor? Çocuklar için 40 TL alıyoruz. Hı-hı. Yetişkinler için 60 TL. Yetişkinler için 60 lira, çocuklar için 40 TL alınıyormuş arkadaşlar. İki tur bindiriyoruz burada. Hı-hı. Şu gördüğünüz pist alanında toplamda iki tur atılıyormuş. Ve pist de bayağı büyük arkadaşlar, küçük değil. Menaj dedi. Bu menaj. Menaj. Şimdi burası farklı bir menaj. Evet. Çünkü burada aynı anda 3 arkadaş ders veriyor. İş yapalım. Burası ayrı bir menaj. Kapalı taraf ayrı bir menaj. Mesela sıcak havalarda kapalı menaj görüyoruz. Gölgenin yeri kullanıyoruz. Bir arka tarafta var. Yani burayı 3 menaj olarak kullanıyoruz. Anladım. 3 pist olarak diyebiliriz halk dilinde yani. Evet. Toplamda 3 kişi. Arkadaşlar şimdi buraya gelmek, özel ders almak isteyenler için ayda 8 ders olmak üzere yetişkinler için 1600, yetişkinler için 1500, çocuklar için 1300 lira alınıyor. Çünkü burası atlı spor kulübü olarak geçtiği için asıl amacı özel ders olarak insanlara at biniciliğini aşılamak zaten. Ondan bence fiyatları gayet uygun. Aşkın oldun ya. Güzel olması lazım. Yerim. Heh. Hop. Hayır. Arkadaşlar şimdi kartı, yani Arap atı olan beyaz atımızı çıkaracağız. Onunla beraber bir tur atacağız. Bakacağız. Normal burada atılan turlar nasıl oluyor? Ne şekilde yapılıyor? Onları bir görmeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi kartinin koşuşları bitti. Kartinin koşuşlarından sonra şimdi Sermiyan, yani İngiliz atımıza bineceğiz. Onun bir sürüş deneyimine bakacağız. Benim 1.87, şu an benimle aynı boyda. Sevmiyorum.
Arkadaşlar şimdi Sermiyan'ın bir sürüş deneyimine bakacağız. Yani üstündeyken insana nasıl bir hissiyat veriyor onu göreceğiz. Ama şöyle bir detay söyleyeceğim. Siz mesela buraya geldiniz. Burada at binmek istiyorsunuz. Normal genel olarak sadece turlamak için, onun hissiyatını hissetmek için. Buraya geldiğinizde basamak dahi hazır. Bu şekilde at önünüzde hazır olarak beklemiş olacak. Yani şimdiye kadar bazı şeyleri çektik, gösterdik ama bunlar işin zorluk kısımları. Buraya geldiğinizde bu şekilde hazır kıta böyle at sizi bekliyor olacak. Bineceksiniz. Direkt sürüşe geçeceksiniz. Arkadaşlar şimdi buraya geldiğinizde eğer sürüş daha önce hiç at binmediyseniz öncelikle launch denilen buradaki eğitmenler tarafından önce size bir iki tur at üzerindeyken size tur atılıyor. Atın hem size alışmasını hem de sizin ata alışmanızı sağlıyorlar. Şimdi onu göreceğiz. Ben içerideysem dış orası. Tamam mı? Evet. Onu diğerine göre biraz daha sıkı tutmam lazım ki aşağı doğru gelmesin. Tamamdır. Gerçekten harika bir at. Onu götürmeden hemen şöyle kapını çarpalım. Allah. Yani şöyle yapalım. Arkadaşlar bugün Adıyaman At Kulübü'ndeydik. Gerçekten atların hepsi harika. Mehmet abi de sağ olsun bize çok çok yardımcı oldu. Buraya gelip bu deneyimi gerçekten yaşamanızı isterim. Fiyatları da gayet gerçekten çok uygun. Buraya gelip bunları yaşamanızı birebir isteriz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Mehmet abiye tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Mehmet abinin diyeceği bir şey varsa da onu bize iletsin. Elimizden geldiği kadar. Evet, zaten biz gerçekten yaşadık. Bizi çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.